bir film 10 farklı şekilde fragman çıkarabilir. 20 farklı şekilde de çıkarabilir. Yani bunun ucu bucağı yok. Ama yayınlanan bir versiyondur. İşin de doğrusu odur diyemeyiz. Yani bu çok göreceli de bir durum. Fragman tasarımcısı olan insanın bunu yapmış olması lazım, bunu seviyor olması lazım ve bu işi kendi kendine öğreniyor olması lazım. İsmim İlter Demirkan. Dizi sinema üzerine fragmanlar yapıyorum. Türkiye'de fragman tasarımı işi sadece son birkaç senedir profesyonelce yapıldığından dolayı benim de profesyonel olarak fragmancı olarak geçmişim 5-6 sene diyebiliriz. Aşağı yukarı 40 dizi, 1000 tane yayınlanmış fragman var. Sinema filmi, televizyon program fragmanları hariç. TRT'de bu yıllar içerisinde birkaç projede hizmet sundum. İşte Halka dizisi, Payitaht Abdülhamit dizisi, Barbaroslar dizisi, Tövbeler Olsun, Dünya Hali, Dengi Dengine, ilk aklıma gelenler. Bu dizilerin fragmanlarını tasarladım. Öncelikle bu işe hobi olarak, severek başladım. Üniversite okurken 18-19 yaşlarımda çocuk arkadaşım bu sektörde çalışmaya başlamıştı. Sonra beni kurgunun yapıldığı stüdyoya davet etti. O stüdyonun havası, insanların yaptığı işler, miksaj, kalır, kurgu, yani işin mutfak kısmı ilgimi çekti. Aradan bir süre geçtikten sonra oraya bir asistan ihtiyacı doğdu. Yakın arkadaşım da beni davet etti. Hani neden olmasın dedim. Bir kurgu yönetmeninin altında dizi kurgusu yapmaya başladım asistan olarak. Her hafta bir bölüm olmak üzere haftanın 5 günü çekim, 5 günü kurgu ve yayın bandının tamamlanması şeklinde bir süreç ilerledi. Aşağı yukarı 6-7 sene dizi kurgusu üzerine çalıştım. Askerden geldikten sonra Türkiye'de önemli kanallardan birinde iç yapımlara kadro olarak dahil oldum. 7 yıl görev yaptım. Daha sonra oradan ayrılıp istifa edip bu işi yapmak istedim. Neden? Çünkü benim motivem iyi iş yapmak, güzel hikayelerde bulunmak, güzel projelerde bulunmak olabilir. Dolayısıyla ben de sadece çalıştığım kurumdaki dizilerin fragmanı yapmaktansa oradan ayrılıp bütün ulusal kanallara ya da bütün dijital mecralda çalışmak, oradaki hikayelerde bulunmak, yani proje seçebilmek istedim aslında. Teaser, özel yazım, özel anlatım, özel çekimdir. Fragman, işin kendisinden oluşturulan bir tasarımdır. Bazı dizilerde önce teaser yayınlanır. Dizide öyle bir sahne yoktur. Özel yazılmış, dizinin konusunu anlatan, bir dış ses anlatımıyla, özel çekilen görsellerle video oluşturulur. Bizim dizimizin konusu budur, oyuncularımız da budur der, seyirciye sunulur. Fragmanlar kurgunun son aşamasından önce yapıldığı için genelde bazen atılan sahnelerden bile bazı görüntüler fragmanda mevcut olarak bulunabilir. Çünkü bu işin reklam kısmı, ambalaj kısmı, tanıtım kısmı, hatta bunun için özel sahneler, planlar bile çekilebilir. Bir kurgucu kurgudan anlar. Müzisyen, müzikten anlar. Kalorist, renkten anlar. Sesçi, sesten anlar. Mikserci, miksten anlar. Ama bir fragmancının hemen hemen bütün bu alanlardan anlaması gerekiyor. 2 saatlik bir bölümü 1 dakikaya sığdırıp
dizinin izlenmesini seyirciye vaat edecek. Dolayısıyla senaryodan anlaması gerekiyor. 1 dakika 45 saniye fragmanın süresine göre bir müzik editi yapacağı için müzikten de anlaması gerekiyor ve rejiden de anlaması gerekiyor. Dolayısıyla bir fragman tasarımcısı olabilmek için işin birçok alanına hakim olmak gerekiyor. Bir kurgucuyla fragman tasarımcısının arasındaki en büyük farklardan biri repertuardır. Daha önce izlediğim fragmanlardan, yaptığım fragmanlardan dolayı bu artık bir refleks haline dönüşmüş. Yani fragman tasarımcı müzikten, müziğin ritminden, müziğin tınısından çok iyi anlaması gerekiyor. Müziksiz fragman olmaz. Müziğe göre kurgu yapılmalıdır. Müziği de doğru editlemek icap eder. Türkiye'de müzik tınıları farklı, Amerika'da farklı, Avrupa'da farklı. Her ülkenin, her filmin hikayesine göre, yani işin dokusuna göre fragman yapmak en doğrusu diye düşünüyorum. Gidip de bir Türk dizisine Amerikan var fragman yaparsan sakil durur. Yani çok iyi durmaz. Yani Türk işini Türk dizisi gibi fragmanlı yapmak, yani Amerikan işini Amerikalı gibi yapmak, Avrupa filmini ya da dizisini onların kültürüne göre yapmak en doğrusu. Çünkü yani biz bu işi seyirciye yapıyoruz. Bizim müşterimiz seyirci. Seyirci ne istiyorsa biz de ona göre bir hizmet sunmalıyız. Sen de bir Anadolu insanına gidip de Amerikan vari bir şey sunarsan çok dalıcısı olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla ülkenin kültürü neyse ya da dizinin hikayesi neyse ona uygun iş yapmak en doğrusu diye düşünüyorum. İyi bir fragman merak ettirir. Alıcısı tarafından karşılık bulan fragmandır. Yani sen o izlediğin 1 dakikada, 2 dakikada, 90 saniyede süresi neyse artık. O kadar süre içerisinde bu iş nasıl çekilmiş? Hangi oyuncular var? Bu işin hikayesi ne? Ben bu filmi ya da bu diziyi izler miyim? Dediğin an o fragman amacını ulaşmıştır demektir. Bir ev kadınına yaptığın fragmanın anlatım diliyle bir genç kitleye yapacağın fragmanın anlatım dili ve hızı farklıdır. Farklı olmalıdır. Yani fragman tasarımcı kitlesini tanırsa daha doğru bir anlatım diliyle işini vaat eder. Tercih hakkını da ona bırakır. Dolayısıyla fragman özellikle sinema filminde en önemli şeydir yani. Amerika sinemasında, Hollywood'da, Avrupa sinemasında fragman ayrı bir profesyonel alan ve sadece bu iş yapan çalışanlar var. Türkiye'de fragman tasarım profesyonelce yapılmıyordu. Sonra gördüler ki bu işi yapanlar yapmalı. Çünkü bir kurgucunun yaptığı fragmanla bir fragmancının yaptığı fragman tasarımı arasında çok ciddi farklar var. Özellikle dijital mecraların da çoğalmasıyla rekabet çok üst düzeyde ve tanıtım ihtiyacı da fazlalaşıyor. Çalıştığın projenin de bunlardan ayrıştığını göstermek için ilk yapılması gereken şey iyi bir fragman tabii ki. Ve mutlaka sadece bu iş yapanların yapması gerektiği bir iş. Türkiye'de fragman özellikle sosyal medyayı da insanların aktif kullanmasıyla çok önemli bir yer etti. Yani biz bir dizi fragmanı paylaşıyoruz. Bir günde milyonlar izliyor. Ve izleyenler bir sonraki bölümü izleyip izlememe ona göre karar veriyor. Çünkü her gün ulusal 5 kanal, 6 kanal, 7 kanal dizileri giriyor ve seyircinin çok fazla seçeneği oluyor. Dolayısıyla bu da ciddi bir rekabet oluşturuyor. Yani hiç bitmeyen bir rekabet sürecindeyiz. Yani çünkü Türkiye'de diziler ertesi günkü reyting sonuçlarına göre bir sonraki bölüm yayınlansın ve yayınlanmasın kararına göre ilerlediği için sürekli bizim merak ettirmemiz, seyirciyi sıcak tutmamız, senaryoya, hikayeye bağlı tutmamız gerekiyor. Yani dizi yayına girdi, biz ilk fragmanları yaptık, belli bir seyirci kitlesi oluştu. Bundan sonra biz ne yapsak olur gibi yürümüyor işler. Yani bizim her bölümü sanki bir sinema filmi gibi düşünüp ona göre ayrı olarak bir nevi seyircinin izlemesini sağlamaya çalışıyoruz.
Fragman dizinin ambalajıdır. Seyircinin o bölümü izleyip izlememeye karar verdiği yer aslında. Dolayısıyla işin reklamı fragmanda oluşur. Burada ince bir çizgi var. Özellikle dizi yeni başlıyorsa dizinin hikayesi nedir? Hangi oyuncular oynar? Bu hikaye nereye evlenir? Bunu anlatırken biz neyi merak ettirmeliyiz? Seyirciye ne vaat ediyoruz? Gibi işin albeni taraflarını da yansıtmak gerekiyor. Yeni bir diziye başlarken fragmanı yapmadan önce bir karar vermek gerekiyor aslında. Yani her şeyimizi açık edelim mi? Yoksa bizim için önemli, merak uyandıracak şeyleri saklayalım mı? Özellikle mesela sinema filmlerinde fragman yaparken bütün işin gücünü sinema fragmanına göstermek gerekiyor. Oyuncu, cast, hikaye. Orada çok merak uyandıracak şeyler biraz ikinci plana atılmış bulunuyor. Ama dizide öyle değil. Yani dizilerde bölüm bölüm yayınlandığı için her bölümün merak uyandıracak başka bir hikayesi oluşuyor. Dolayısıyla dizide bölüm fragmanları yaparken biraz daha merak uyandırıcı bir şeyler açık etmeden bir kurgu düzenlemek icap ediyor. Fragmancı önüne gelen film, dizi, program neyse artık o, onun seyirciye izlettirebileceği en güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya çalışır. Vitrin oyuncuları ön plandaysa bunu ön plana çıkarabilir. Hikayesi güçlüyse bunu ön plana çıkarabilir. Yani fragmancı bunu en başta ya kendisi tasarlar ya da yapımcıyla, yönetmenle fragman öncesi toplantı yapıp bunun bir kararı, hani bir yol haritası belirlenebilir. İşin de doğrusu budur. TRT özellikle son birkaç senedir dizi alanında çok büyük, çok başarılı projelere imza attı. Ve seyircinin sevgilisi haline geldi diyebiliriz. Yani zaten reyting rakamlarından da belli. Hatta seyirciler de artık bunları takip ediyor. Hangi dizi ne izlenmiş, birinci mi olmuş, ikinci mi olmuş. Ve seyirci karşılığını da alıyor. TRT bu konuda son birkaç senedir çok ciddi bir atılım yaptı ve çok ciddi başarılı oldu. Hatta yani sektörde diğer ulusal kanallarla rekabette çok önde gidiyor diyebiliriz. Barbaroslar çok büyük bir proje. Türkiye'de daha önce yapılmamış bir prodüksiyon diyebilirim. Bir deniz işi, farklı bir iş. Aylarca ön hazırlıklarını yaptıktan sonra teaser için özel çekilen görüntüler de vardı. Bölümün çok ufak bir kesitinden de bir görüntü vardı ilk teaser çıkacağımız zaman. Tabii heyecanlıydık. Herkese ulaştı. Yani Türkiye'de herkes Barbaroslar diye dizi başlayacağını, bunun kastını, hikayesini merakla beklediler. İş zaten yüksek reytingde birinci olarak girdi. Karşılığında seyirciden aldık yani. Olayların pek olmadığı, rutin sıradan geçen, daha sakin geçen bölümler oluyor. Fakat biz her bölümü çok önemsediğimiz için, yani reytingler düşmesini istediğimiz için bunu çok olaylıymış gibi, çok merak uyandıracak sahneler, hikayeler varmış gibi gösteriyoruz. Tabii seyirci de bu şekilde vaatler karşısında bölümü izliyor. Daha sonra bakıyor, aslında çok olayların olmadığı sakin bir bölümmüş. Daha sonra da tabii fragman tasarımcısına kızabiliyor. Biz de buna hak veriyoruz ama yani biz her bölümü tüm seyircimize, seyirci kaybettirmeden, hatta daha çok seyirci ilave ederek izlettirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir iş. Hikayesi çok güçlü, çok olaylı, sürükleyici bir iş. Çok kötü şekilde sunulabilir. Çok olaysız, merak uyandırmayan, vasat diyebileceğimiz bir iş de çok iyi seyirciye sunulabilir. Bu tamamen fragman tasarımcının yeteneğine kalmış bir durum diyebiliriz. Fragmanın bir matematiği var mı dersek, aslında bir matematiği bazen var. Yani bizim vitrin oyuncularımız oluyor. Onları mesela bazen eşit şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu bir matematiktir yani. Bazı filmlerin ya da dizilerin bölümlerinin fragmanlarını yaptığımızda bazen yönetmenler
Burç'u biz mi çektik ya falan gibi tepkiler de verdi oluyor. Çünkü öyle sahneleri, öyle diyalogları bazı yerlere bağlıyoruz ki. Hatta bir keresinde bir sinema filminde yönetmen kurgusunun son haline revizyona giriyordu. Kısaltacağı bir yer vardı. Orada zorlanmıştı muhtemelen. Fragmanı izledikten sonra kafasında bir şeyler şekillenmiş. Filmin kurgusunda da değişiklik yaptı. Daha kolay kısaltmalar yapmıştı mesela. Bazen yönetmenler de bizden bölümle alakalı fikir aldı oluyor yani. Fragman yaparken zorlandığımız projeler çekimin son dakikaya kaldığı, çekim takviminin sıkışık olduğu dönemler aslında. Mesela dizinin o an halihazırda 70 dakikası var ama dizinin bölümü 130 dakika. Yapım diyor ki fragman girelim. Ben mesela o durumlarda eğer fragman iyi olmayacaksa diğer sahnelerin çekilip eksik görüntülerin gelip daha iyi bir fragman vermek için şartları hep zorlamışımdır. Yani daha önce çok bu şekilde yayına soktuğum fragmanlar olmuştur ama tabii çok diretenler de oluyor. Ama onlar da diretirse dedikleri gün veriyoruz tabii ki yani. Dizide aşağı yukarı iki versiyon fragman veriyoruz. Birer dakikadan oluşan. Çoğu dizilerde mesela ilk fragmanı yaparken 40 dakika, 50 dakika, 60 dakika görüntü oluyor. Dizi yayınlanıyor 140 dakika, 130 dakika. Ben fragmanı yapmışım 30 dakikadan, 40 dakikadan, bazen 50 dakikadan, bazen 15 dakikadan. Bu tabii en çok zorlandığımız yer oluyor. Bazen seyirci diyor ki dizi yayınlandı 2 gün oldu niye fragman yok? Çekilmezse, kurgulanmazsa fragman da olmaz yani. Mesela pandemi döneminde bazı oyuncular Covid oluyor. Seyirci bunun haberi yok. Set bu sefer ne oluyor? Aksıyor. Set aksayınca ne oluyor? Yani kurgu aksıyor. Kurgu aksayınca fragmancı fragmanı yapamıyor. Ya da diyelim atıyorum bir dizinin bir bölümü reytingleri düşük geldi. Hemen senaryoda değişikliklere gidiliyor. Ya bu değişimler seti aksatıyor. Seti aksatınca da kurgu aksıyor. Kurgu aksınca da finalde fragman aksıyor. Türkiye'de sinemada fragman maalesef en son devreye girer. Yani film çekilir, montajlanır, bütün bütçeler kapatılır. En son biz vizyona çıkacağız, bizim fragmanımız yok denir. Daha sonra fragmancı aranır, bulunur, fragman süreci başlar. Fragman tasarımcı aslında daha senaryo aşamasındayken olaya dahil olsa bunun faydası var. Çünkü işin bence ön sözü kısmı çok büyük bir alanı kapsıyor. Yani önce fragman tasarımı kafada yapılır, daha sonra videoya, dijitale dökülür. Bir kısmı da tabii yetenek. Ya bu yetenek de yılların verdiği deneyimle, repertuarla oluşur. Yurt dışında, Amerika'da da, Avrupa'da bir sinema filmi fragman için verilen süre aşağı yukarı bir ay ile bir sene arasında bir zaman. Ben de bunu Hollywood'da fragman tasarım yapan bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Türkiye'de ise sinema film fragmanı belki bir hafta falan veriliyor yani. Dolayısıyla 6 ayda 8 ayda yapacağım bir fragman ile 3 günde 5 günde yapacağım fragman arasında fark var. Yani seyirci Türk dizilerin fragmanları ya işte Hollywood filmleri gibi değil diyorlarsa eğer bunun cevabı tamamen zamanla alakalı ve ekiple alakalı. Yani mesela ben film fragmanı yaparken müziği çalıştığımız ulusal müzik bankalarından dinleye dinleye seçiyorum. Karar veriyorum. Daha sonra bunu uyguluyorum. Fragmanı ona göre tasarlıyorum. Yapımcı kabul ederse bu hazır müzik bankasından alınan müzikle yayına çıkıyor. Ya da filmin kendi müzisyenine müzik tasarlatıyor. Daha sonra o şekilde yayına çıkıyor. Fakat yurt dışında bu çok ciddi ekiplerle yapılıyor. Mesela yurt dışında bir filmin fragmanı da yapmadan önce sadece yapım firmasından o filmdeki fragman için kullanılabilir de 150 tane müzik gitmiş mesela arkadaşıma. Bir ekip filme uygun müzik buluyor. Fragman tasarımcısını önüne veriyor. Biz de film fragmana başlayacağız. 5 günümüz var daha ortada müzik yok. Dolayısıyla fragman arasındaki farkın sebebi tamamen zamanla alakalı. Bilindiği üzere Türk dizileri yurt dışında özellikle Orta Doğu'da pek çok ülkede
izleniyor ve artık ciddi gelir elde ediliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, Türk dizileri ulusal kanallardan para kazanmaktan çok yurt dışına yaptığı satışlardan daha çok para kazanmayı hedefliyorlar. Biz de bu pazarda çok ciddi bir yer aldık Türk dizileri olarak. O yüzden sürekli bir üretim halindeyiz. Dijitallerde olsun, ulusal kanallarda olsun ve bunlara tabii yurt dışı satış fragmanları yapılıyor ve bazı diziler 60 ülkeye falan satılıyor yani. Demek ki doğru fragman tasarımı yapılıyor ki bu kadar alıcısı var. Mesai saatleriyle çalışan bir sektör değiliz. Bizim hafta sonumuz, gecemiz, gündüzümüz, bayramımız, seyranımız yok. İş programı gece gerektiriyorsa gece çalışıyoruz. Hafta sonu gerektiriyorsa hafta sonu çalışıyoruz. Bayramda çalışmamız gerekiyorsa bayramda çalışıyoruz. Dolayısıyla 9-6 hafta içi çalışan insanlar gibi rutin bir düzenimiz yok. Yoğun bir iş temposu var çünkü biz zamanla yaşıyoruz. Türkiye'de sinema ve dizi kısa zamanda çok yoğun tempoda yapılan işler. Dolayısıyla severek yapmamız gerekiyor, aşk ile yapmamız gerekiyor. Başka türlü başarılı olmak pek mümkün gözükmüyor. Ben çalıştığım projelerde aidiyet duygusu hissetmek istiyorum. Anlaştığım, daha önce çalıştığım insanlarla hep çalışmak istiyorum. Genelde de bu projelerde yani aynı kişilerin farklı projelerinde bulunuyorum. Zaten yapabileceğim, üstlenebileceğim proje sayısı maksimum 3 ya da 4 dizi diyelim. Bunun dışında dışarıdan çalışmak isteyen birçok projeler, yapımcılar olabiliyor. Fakat ben daha önce çalıştığım, sevdiğim, anlaştığım ekiplerle yani tercihim hep onlardan yana oluyor. Fragman tasarım işi yapmasaydım dizi kurgusu ya da program kurgusu yapıyor olurdum. Tabii ileriye yönelik farklı hedeflerim var ama şimdilik kurgucu olurdum yani kurgu yönetmen olurdum. Fragman tasarımcısı olmak isteyenlere tavsiyem çokça prova yapmaları gerekiyor. Yani bence mesela bir filmi internetten temin edebilirler. Dijital mecralardan bir izleme kopyası kendilerine indirebilirler. Daha sonra bu filme bol bol fragman çalışmaları yani antrenman yapmaları gerekiyor. Filmin gerçek yayınlanmış fragmanını izleyip arada bir kıyas yapıp kendilerini geliştirebilirler. Yani bu bir dizi bölümünde de olabilir, sinema filminde de olabilir. Mutlaka bolca çok önceden antrenman yapılması gerekiyor. Farklı farklı şekillerde kurgulanması, tasarlanması gerekiyor. Dolayısıyla bir film ya da bir dizi çok farklı şekilde seyirciye sunulabilir. Fragmancı olmak isteyen biri de farklı farklı sunumlar denemelidir. Bu işi yapan birisinin bu işi hobi edinmesi gerekiyor. Yani işi sevmesi, aşkla yapması gerekiyor. Yani sadece bir iş olarak yaparsa ya da maddi bir kazanç üzerine bu işi seçerse çok başarılı olmaz yani. Zaten gelir amaçlı bu işe girmiş birçok insan daha sonra bırakıp başka sektörlere kaymıştır. Nasıl bir iş yapmadan önce eğitim dönemi ne kadar önemliyse fragman tasarımda da yayından önceki yani işi devralmadan önceki antrenman kısmı, kendini geliştirme kısmı, yani bol bol prova etme kısmı, farklı farklı versiyonlarda, farklı farklı duygularda çalışma kısmı çok çok önemli. Ben sadece kendimle yarışıyorum. Kendi yaptığımdan daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Kendimi de bu şekilde geliştiriyorum. Fragman tasarım yapmak isteyen birisi varsa önce kendini geçmeli.